Peki anneniz kısıtlayıcı mıdır? Ben gece dışarı çıktığımda yanımdaki arkadaşları da mesaj atıyorum. Ay, ne yapayım, ona ulaşamıyorum. Galiba dedi senden alacağım dedi ben de kaderimi. Ben de inşallah dedim. Çünkü eğer benden alacaksa ikinci kocası çok zengin olacak. Ne diyeyim yani? Anne şu an bütün sinirin alınmış gibisin. Kaç tane sakinleştirdi de aldım ben Anne sen bazen çok baskın oluyorsun. Ay, yalan mı? Bunu buradan alabilir miyiz? Yalan mı? Gizem vallahi bak suyu... Gerçekleri konuş. Sana demedim mi ben geçen gün? Senin başına bir şey gelecek diye. Korkuyorum, anlasana dedim. Ya onu anladım ya. Evlenip bir aile kurmaya çalıştıkça beni daha çok itti kendinden. Ama bütün ilgi üzerine olsun istiyorsun kızım. Pardon? Benim gibi olsun istiyorum. Evet, Yeşim Salkım kızı olmam ayrı bir şey. Ama ben Yeşim Salkım değilim. Merhaba, Babala TV Yansıma programına hoş geldiniz. Yine bugün çok güzel bir konuyla karşınızda olacağız. Evet, Türkiye'nin çok sevilen sanatçılarından birisi olan Yeşim Salkım bizlerle birlikte. Ve onun biricik kızı Gizem Salkım bizimle birlikte. Bugün anne kız çatışmasını izleyeceğiz. Bakalım hangi noktalarda çatışıyorlar, bunları sorup öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evlenmeden aynı evde yaşanma fikrine nasıl bakıyorsunuz? Bence zaten evlenmeden önce kesinlikle yaşanmalı aynı evde. Bence çünkü insanlar birbirlerini bir tanıma süreçleri var. Flört ederken farklı, eve geçince Allah yani hani her şey değişiyor. Benim fikrim bu. O yüzden evlenmeden önce bir kontrol edin. Peki çocuk sahibi olmaya nasıl bakıyorsunuz? Olabilirler bence. Bence olsun ya. Neden? Ben şimdi atıyorum 35-40 oldum ve evlenemedim. Ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Yani gidip sevgili olduğum bir adamla veya beraber yaşadığım bir adamla da olabilir. Onun dışında gidip bir çocuk sahibi olmak için evlatlık edinebilirim. Bence bu bir şey değil. Onun için evlilik bir kriter değil mi? Bence değil. Bence değil yani. Şöyle söyleyeyim, evlenmeden çocuk sahibi olabilir. Sadece mesleklerinde başarılı oldukları için özel hayatlarına da hadi saygı gösterelim ya da görmezden gelelim deyip çifte standart yapılır. Olmaması gerekiyor. Yani bugün evlenmeden bir arada yaşayan pek çok isim varken diğer tarafta dönüp de halktan bir insan ya da normal bir kadın ya da bir erkeğe bu çifte standartın uygulanmaması gerekiyor. Çocuğun evlilikle bir alakası olduğunu düşünmüyorum çünkü. Evliliği besleyen bir şey değil. Kızınız evli bir adama aşık olsa, ilişki yaşasa ve toplum tarafından linç edilse nasıl hissederdiniz? Hiçbir kadının başka bir kadında gözyaşı olmasına izin vermem. Buna kızım da dahil. Eğer benim kızım da evli bir erkekle beraber olursa herkesten önce gidip saçından sürükleye sürükleye alır çeker getiririm. Şu olabilir, karşılıklı konuşur karşı taraf. Der ki erkek, evliliğimiz kötüye gidiyor, nasıl kurtarabilir? Çünkü erkekler genelde aniden gider. Erkekler yapar yapar, sen hiç anlamazsın. Bir gün gelip karşına artık seni sevmiyorum, başkasına aşığım deyip gider. Ya da siz hastalanırsınız. Erkekler o anda gider. Ben bunları çok deneyimlediğim için söylüyorum. Ama hiçbir kadın başka bir kadının yuvasının üzerine, evliliğinin ya da çocuğu, mutlu ya da mutsuz, orası bizi ilgilendirmiyor. O kadının sorunu. Bize ne? Ama benim kızım o üçüncü şahıs olarak o evliliğin içine giremez. Hakikaten yüzüne bakmam. Duygularıma yenik düşsem bile kesinlikle ilişki yürütmem. Çünkü ben annemin bundan çok çektiğini ve muzdarip olduğunu biliyorum. Yani oturur ağlarım, kendimi öldürürüm ama kesinlikle o ilişki yürütmem. Çünkü dediği gibi asla bir kadının gözyaşı olmak istemem. Çünkü hani biz de yaşıyoruz bunu. Hani bir de şöyle bir şey var, ben çok inanırım ne yaşatırsan onu yaşarsın diye. Ben böyle bir şey yaparsam eminim ki ben ölmeden ben de bir şekilde onu yaşarım diye düşünüyorum. O yüzden korkarım yani. Mesela ben 16-17 yaşlarımda çok asi bir gençtim. Söylediği her şeyin tersini yapardım. Onu dışarı çıkma derdi çıkardım. Beter et, İçki içme derdi. İçerdim. Çok ona çektirmişliğim var ama onun da bana çok çektirmişliği var. İlgisiz kaldı. Çok fazla işiyle ilgilendi. Çok evlendi. Siz Amerika'da mı? Evet, okudunuz? Ben Amerika'da okudum. Hı hı. Ama şöyle, benim Amerika'ya gitmemin nedeni de zaten bir aile dinamiğinin çok zor. Annem bunu yapmaya çalışsa da hep evlenip bir aile kurmaya çalıştıkça beni daha çok itti kendinden. O yüzden ben de evde durmuyordum. O bana çok karıştı o konuda. Ayrılmak istedim nişanlımdan, izin vermedi. Gittim saçma kalak birine aşık oldum. Dışarı çıkma diyordu, şu arkadaşlarınla görüşme diyordu. Gittim onlarla inadına görüştüm. Daha kötü şeyler yaptım. O yüzden bence o dengeyi kurmak çok önemli. Anne olunca konuşalım. Hep de bunu diyor. Sen ilgisiz kaldın. Evet. Ama bütün ilgi üzerine olsun istiyorsun kızım. Pardon? Evet.
Hadi canım. Sen bütün Gizem bunu sen de kabul ettin. Lütfen hayır. Sen bak. Geçen gün bir kere aynısını adayla yaptın. Ama sen de çok yaptın. İlgisizsin anne. Ya, Gizem, şu an değil yani. Eskiden çok ilgisizdin. Yahu ne ilgisizdim. Ben ilgiliydim ama sen çok küçük ve tek çocuk olduğun için o ilgi de yetmiyordu. Çünkü bir baba yok. Ben bir yerden birini bir evlilik yapmaya çalışmışım. Bir yuva kurmaya çalışmışım. Seni de onun için adapte etmeye çalışıyorum. Ama hata ettiğimi de kabul ediyorum. Biraz da ben bırakmayı seviyorum. Hani sen bul, kendin bul. Acısını da çek. Ben öyle buldum. Ama Gizem'de bu pek işlemedi. Aslında o kendisi bulsun diye biraz da açmış. Ama o biraz daha naif. Biraz yani ben daha sokak kedisiyim, o daha ev kedisi, öyle anlatayım size. O yüzden de o şeyi dengeyi o zamanlar tutturamadık ama şimdi boşandıktan sonra direkt ben kapımı açıp kollarımı açıp dedim ki buradayım. Ne yaşarsan yaşa, ne olursa olsun, nereye gidersen git, ne hata yaparsan yap sadece beni arayacaksın. Şu anda mesela diyor ki evet tamam sen her şeyi yapmakta özgürsün ama ben buradayım. Ama eskiden şöyleydi. Her şeyi yapmakta özgürsün. Ben de kendi hayatımı yaşıyorum. Ama sonucuna sen katlanırsın. Evet. Yani ona gittim. Ona gittim ama ona gittiğim zaman hep ben suçlu oldum. Hiçbir zaman etrafımdakileri yapılanları hiçbir zaman bana sormadılar. Acaba sen niye böyle düşünüyorsun? Niye böyle hissediyorsun? Neden bunları yapıyorsun? Hep işte güzel psikolojik işte şu babası olmadığı için şöyle işte bilmem ne falan filan. Şu anda mesela çok farklı. Şu anda konuşurken bile beni dinliyor artık. Eskiden beni dinlemiyordu. Sen de 20 yaşında ben istediğim kadar bu olgunlukta olayım. Sen beni anlayamazsın. Ama sen neyle anlayamaya başladın beni? Sen de tecrübe kazanmaya başladın. Bazen bazı şeyleri bırakmayı bilmiyorsun. Çok üzerine gidiyorsun. Çok bir şeyle çok yoruyorsun. Kendini çok ciddiye alıyorsun her şey. Evet ben çok ciddiye alıyorum hayatı. Bana geçen gün ne kadar kavgacısınız dediler. Dedim ki bak iki türlü insan vardır. Bir tanesi ciddi, bir tanesi kavgacı. Ciddi olana çok rastlamadığınız için beni kavgacı olarak görüyorsunuz. Ama ben ciddi bir kadınım dedim. Yani siz alışkın değilsiniz. Sürekli böyle 32 dişide gülen, sürekli ah canım ah canım diye televizyon figürleriyle hepimizi aynı kefeye koyuyorsunuz. Kavgacı demişken kızınız eve geç kaldığında ne yapıyorsunuz? Bir, sabaha kadar oturuyorum. Sürekli giriyorum bakıyorum çevrim içime. Yemin ederim çevrim geçen içime. Geçen gün gece 3'ünde bana mesaj atmış. Sen neden çevrim içindin? Ya da uyumadın mı? Çok yorucu. Evet yani çünkü merak, ya bu merak aldı yani... Keşke dönüp arkamı uyuyabilsem. Korkuyorum, endişeleniyorum. Şimdi mesela ertesi gün hep birlikte yemeğe gidiyoruz. Bizim avukat arkadaşımız var. O oturuyor konuşmada. Aa evli bir kadın, çoluğu çocuğu var. Bir yerde arkadaşlarıyla yemek yemiş, içki içmiş. Kadını almışlar, götürmüşler. Kadıncağız 8. kattan elinde çantasıyla çırılçıplak atlayıp ölmüş. Şimdi bu hikayeyi anlatıyorlar masada. Ay dın, ben var ya anam sokağa çıkacağım diyecek, şimdi gezeceğim diyecek, şimdi onu diyecek. Ya o şimdi, üç tane manyak benim kızıma denk gelirse. Kesinlikle bak bunu kesinlikle anlıyorum. Ama annemin yaptığı yanlış şuydu. Ben gece dışarı çıktığımda yanımdaki arkadaşları da mesaj atıyorum. Ay. Ne yapayım ona ulaşamıyorum. Yani ulaşamıyorum. Hani mesela, açmıyor ama ulaşamıyor telefonunu. Diye 10 dakika geçmiş ha. Bak açmıyor telefonunu. Ben Yeşim Hanım'la kendimi çok özdeşleştim. Öyle bir şey yok. Sen de biraz o tarafla belli özdeşmiş durumda yani. Siz böyle düşünmeye devam edin. Daha çok düğün bayram edersiniz. Öderdi benim rahmetli anneannem. Yok öyle bir şey. Peki kızınız tekrar evlenseniz ilginizi kaybetmekten korkuyor mudur sizce? Şu anda korktuğunu zannetmiyorum ama yine de geçmişten gelen o konudaki travmaları onu belki böyle bir tetikleyebilir. Hani acaba yine mi annemi kaybedeceğim diye düşünüyor olabilir. Ama zaten ben evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Hayatıma birini almayı dahi düşünmüyorum artık. Yalnızlık Allah'a mahsus bence. Çok da yalnız olma. Ben bir gün gideceğim. O da bir gün gidecek. Yani gitmeyeceksiniz bir yere canım. Hep hayatımda olacaksınız. Tamam, evden ama gidebilirsiniz de. Ya bunu sen şu an bence bu senin kendini... Yok bir erkek olduğu zaman hayat daha zor oluyor kızım. En azından ben sana bakınca ben hayvanlarımı tercih ederim. Ben sana söyleyeyim o erkeklerle uğraşmaktansa. Hiçbirinin kılıyla, tüyüyle, o suyla, bu suyla, şımarıklığıyla üçüncü gün gelip de benim evimi perişan... Hepsi benim evime geldi. Gelmesinler. Yok istemiyorum evlerinde otursunlar. Ayrı ayrı gezeceksek gezeriz yani. Öpüşeceğiz, sevişeceksek öpüşür, sevişiriz tamam. Ha, ben de yani. Onu diyorum zaten. Bir kadının o şey çok önemli. Kendini güzel hissetmesi işte hani tamam buna ihtiyaç... İşte şimdi şunu farkındayım ben. Bir kadın erkek için güzelleşmiyormuş. Gençken biz aslında önce kendimiz sonra da başka bir kadın için güzelleşiyormuş sokağa çıktığımızda. Bizim erkek için yaptığımız bir şey yok. Onu erkeğe yapıyoruz zannediyoruz biz. En büyük hata bu zannetmek. Çünkü yapsak aynı evin içindeydi de devam ettiririz. Pufuduk terlikler, pijamalar, saçlar burada böyle gezmeye başlamayız 3. ayın sonunda. Hep aynısını devam ettiririz. Ben bu konuda sana katılmıyorum. Bence... Görsellikle ilgili bir şey sorsam. İzlediğim videolarda, sizin videolarınızda Gizem Hanım'ın kilosu da karışıyorsunuz. Şiştim ya valla bezdim onu. Yani şöyle aslında
rencide ederek konuşmuyorum ama artık şey yapıyoruz onu orada videolarda. Yani o da barıştı o durumla ve şunu konuştuk, hani boş ver, takmayalım bunu kafaya. O üzülecek diye ben daha çok üzerime almaya çalışıyorum. Çünkü mesela geçen gün biriyle çok kötü kavga ettim. Canlı yayın yapıyorduk. Kızın affedersiniz ayı gibi olmuş dedi. Yani hani adam, kimse onu bulup ciğerini söküp ayakkabımı böyle gırtlağı, şiddet yanlısı bir kadın olmadığım halde kızıma bunu söylediği için. Çünkü çocuklarıma bir şey söylendiği zaman içimden bir canavar çıkıyor benim. Ben bunu bak açıkça söylüyorum, bana her şeyi söyleyin. Ben atlatabiliyorum, artık kaya gibi oldum. Ama benim çocuklarıma, benim kız, sen de atlatırsın. Ama benim kızıma üst üste söylendiğinde o bundan aşağı indiğinde rahatsızlık duyacak, daha çok yemek yiyor. Bizi yemeğe itiyor yani, ya bir de aşçı kendisi ya. Ya o kadar zevkli yapıyor ki. Ya ben seviyorum yapmayı, onlar da sevmiyorlar. Yani gece bir menemenle bir dakika dur. bir menemen, yumurtalı patates, işte bilmem ne böyle. Böyle zevksiz. Ne yapayım, ne yiyelim onları falan yani, anladın mı? Çaylıklarım çok güzel değil midir menemen ya? Akşam hayır tamam da sabah kalk yap ya. Öyle şeyler yapıyor ki peyniri orada onun üstüne eritiyor. Geçen öyle lezzetli oluyor çünkü. Ne yaptın sen ona? Enchilada. Gitti mesela Meksika yemeği yapalım dedi. Yahu adam gibi bir anneye veya patates yemeği yapsana kızım, kıymalı yanına çoban salatasıyla yiyelim yoğurtla. Ay ben ev yemeği seviyorum. Peki anneniz kısıtlayıcı mıdır? Evet. Nasıl? Anne sen bazen çok baskın oluyorsun. Ay, yalan mı? Bunu burada alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Yalan mı? Ya da beni alın yani gerçekten. Yok gerçekten çok baskın bir karakteri var. Kabul evet etmiyor. Çok zorum. Çok kabul ediyorum. Kontrolcü. Onun dışında bir şey olduğu zaman gerçekten sevmiyor. Ama eskiden ben konuşamıyordum. Eskiden ona çemkiremiyordum. Artık çemkiriyorum. Sonunda benim dediğime geliyor musun? Ne zaman? Ya, bazen geliyorum, bazen gelmiyorum. Bazen. Evet bazen. Nasıl yalan? Ya şöyle, zor bir kadınım. Hiçbir zaman kolay olduğumu kabul etmedim. Söylüyorum bunu, söyleyemiyordum eskiden. Ama o kadar savunmasız ve o kadar belki de koruyamayacağım biliyorum ama diyorum ki hani ben eşeğimi, affedersiniz, sağlam kazağa bağlayayım da bir gün bir şey oldu, çünkü adaya da aynısını yapıyorum. Çok yaralandım ya, benim kadar belki yaralanmasın istedim ama farkında olmadan belki de onda başka derin yaralar açtım. Onları korumam gerekiyor. Çünkü benim tek yükümlülüğüm çocuklarım. Gece sokağa çıktığında ben ertesi gün bir kadının varilde yakılarak öldürüldüğünü öğrendiğimde, çocuğunun yanında bir kadının boğazının kesildiğini öğrendiğimde ya da işte sürekli her gün bir evladın anneyi katlettiğini, 3,5 yaşında bir çocuğun tacize uğrayıp öldürüldüğünü öğrendiğimde duramıyorum. Ya kadına şiddeti o gün kınıyorlar. Çünkü niye biliyor musun? Sürü psikolojisi bu ülkede. Burada bir şey olduğunda o tak açılmış ya, hadi biz de altına yazalım. Ne kadar çok takipçimiz gelir. Bütün amaç bu. Hepsi sahtekar. Gerçekten o kadının acısını paylaştığı için değil. Bir de bundan nemalananlar var. Baktığın zaman bütün dernekler, onlar bunlar da yapıyorlar. Kadın haklarını savunuyoruz. Savunuyorsun da ben de orada bir şey yazmışım. Niye girip de altına kötü bir şey yazıyorsun? Ben onun samimi olduğuna inanmıyorum. Gel oturup konuşalım. Belki samimiyimdir. Bak ne yaptın şimdi? Sen de bana şiddet yaptın, uyguladın şu anda. Sen biliyor musun ben gerçekten ne yaşıyorum ya da ne yapıyorum? Bilmiyorsun. Bu ülkede kurulmuş bugüne kadar gerçekten dimdik durmaya çalışan o kadar çok az kuruluş var ki. Kendi kuruluşum var benim. Kendi vakfım 96'da kurduğumuz, çocuklarla 4 tane okul yaptırdı. Bir şeyi bu kadar çok gözüne soka soka söylediğinde olmuyor. Yapacaksın o eylemi. Öyle diyerek olmuyor. Böyle pankartları açarak olmuyor o iş. Gidip orada bekleyeceksin. Geleceğimizin Çocukları Vakfı 4 tane büyük okulu var ve bunu alıp yetiştirip 12, 18 yaşında çocukların eline harçlık verip üniversiteye gönderip okutup psikolojik destekler aldırdığımız. Ben bunları söylüyorum ama hiçbir yerde çıkmıyor. Ama birisi gidip sırf sadece kurdele kestiği için her yerde çıkıyor. Bak yemin ediyorum böyle karşımda başka bir yeşim halkım oturuyor ya. Gizem vallahi bak suyu... Anneciğim. Gerçekleri konuş. Zaten gerçekleri konuşuyorum. Anne şu an bütün sinirin alınmış gibisin. Kaç tane sakinleştirdi aldım ben aldım. Lam ya. Sen benim sinirlenmemi mi istiyorsun? Evet. Yani bir ne bu? Gizemciğim korkuyorum diyorum. Bunu sana evde bundan de söyledim. Bundan bahsetmiyorum. Korkuyorum. Sana demedim mi ben geçen gün? Senin başına bir şey gelecek diye, kardeşinin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Anlasana dedim. Ya onu anladım ya. Ona bir şey demiyorum. Korktuğum için sokağa çıktığında merak edip sabahlara kadar oturuyorum. Yoksa içerim iki kadeh. Normal o abuk subuk kadınlar gibi. Dönerim kıçımı, uyurum ben. Sen şimdi o kadınlara bir şey mi demek? Bir şey demedim. Direkt söylüyorum. Bir şey değil. Bak direkt söylüyorum. Doğurup doğurup salmayın. Yavrulamayın. Sahip çıkmayın.
çıkın çocuğunuza. Ya da yapmayın. Doğum kontrol diye bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Hanım, peki annem bana yapıyordu ama ben çocuğuma asla yapmam dediğiniz bir şey var mı? Annem bir yanlış yapıldığı zaman işte oturtuyor beni karşısına, konuşuyor. Şu an çok farklı ama eskiden mesela ben... Çünkü sen de açmıyordun kendini. Ben açmıyordum. Evet. Şimdi açıyorsun. Eskiden kaçıyordun. Geliyordun eve, iki anneciğim yemek yaptım, onu yaptım, ıdıdık bıdıdık, hop duşunu alıp hadi ben gidiyorum, banyo yapıyordun. Şimdi öyle yapmıyorsun. Şimdi sen de gelip bana sarılıyorsun. Anne canın mı sıkkın diyorsun. Evet, çünkü üzme sen, kendini çünkü diyorsun. Senden onu hissediyorum. Eskiden sen de bana yapar yaş, geliyordun. Ama çünkü artık yaşım ilerliyor ve yorgunum. 30 senedir şu ülkede verdiğim mücadeleyi başka bir ülkede verseydim herhalde beni baş tacı ederlerdi. Ama konuşamıyorum. Konuştukça seni gömen bir ülkede yaşıyoruz biz. Medeniyetten uzak bu konuda. Emin ol, benim için de çok zor bazı şeyler. Sadece senin için değil yani. Kız çocukları annesinin kaderini yaşıyor diye bir algı var. Bundan mı korkuyorsunuz acaba? Buna inanıyor musunuz ya da? Hiç aslında ona inanmıyorum ama son zamanlarda bilmiyorum. Hakikaten bana bir şey oldu galiba. Geçen o söylüyor bana sürekli bunu. İşte boşanmasıyla ilgili bir şey olduğunda. Galiba dedi senden alacağım dedi ben de kaderimi. Ben de inşallah dedim. Çünkü eğer benden alacaksa ikinci kocası çok zengin olacak. Ne diyeyim yani? Şöyle, çünkü asla paraya değer veren, markaya değer veren, adamda böyle bir şeye değer veren bir insan asla değildi. Neye değer vermek? Paraya mı? Ben paraya değer vermiyorum. Verseydim hanlarım vardı. O adamla da boşanmamıştım. Şu anda Paris'te, Şanzelize'de çok güzel Avenimontel'de bir yerde oturuyordum. Yani şu anda ben senin karşına orta halli işte vesaire getirsem kabul edersin. Tabii ki ederim. Niye etmeyeyim? Sadece telefon paranı bana ödetme. Kocan ödesin. İlişkilerine karışıyor musunuz Gizem Hanım'ın? Hiç karışmıyorum ve destekliyorum da. Sadece şunu söylüyorum. Bir erkek bize geldiğinde önce hani diyor ya işte Gizem'in de o handikapı çok var. Gizem yeşim, Salkım'ın kızı. Bunu hep yaşadı zaten. İlişkilerinde de bunu yaşayacak. Yaşayacak ve görecek. Ben şu anda söylesem de bana kızıyor. Ama bunu 10 sene sonra konuşalım. Şu anda bana nasıl geçmişte hak vermediği konularda hak veriyorsa 10 yıl sonra bana gelip diyecek ki evet anne haklıymışsın. Çünkü erkekler rahata çabuk alışıyor. İşte ben buna kızıyorum. Ya yaşamazsam. Annem de şöyle bir şey var. O kadar emin ki bazı şeylerden. O kadar emin konuşuyor ki. Ama bu tecrübe... Tecrübe tamam ama onun tecrübesi o. Efendim? Ya o onun tecrübesi. Hayat tecrübesi benim değil. Ama sen o şekilde yaşamışsın. Senin seçimlerin farklıymış. Düşüncelerin Yahu ben parasız insanla da evlendim. Aynısı oldu. Erkekler kadınlarda senin, rahata çabuk işte alışıyor. Ben şuna inanıyorum. Senin evet parasız biriyle evlenmen senin açından daha zor. Çünkü sen yeşim halkım olduğun için. Ama yaptım. Onunla daha uzun sürdü. 8 sene. Senin zorun mu sürdü o da? E işte bak nereye geliyoruz. Ama benim demeye çalıştığım şey şu. Ben yeşim halkım kızı olmam ayrı bir şey. Ama ben yeşim halkım değilim. E değilsin tabii ki. Benim düşüncelerim, hayata bakış açım, yaşadığım ortam, istediklerim seninkinden çok farklı. Sen bundan önce de o evliliğe giderken bunları söylüyordun. Çok farklıydı. Biz para yüzünden boşanmadık ki. Biz para bir erkeği için boşandık. Para bir kadını değil ama bir erkeği bozar. Parasızlık da parada. Erkeği bozan en önemli şeydir bu. Kadını bozmuyor aslında. Evlilik de kadını bozmuyor. Erkeği bozuyor. Erkek eğer devlet memuru olarak işe başlasa ve 30 sene devam etse yanında karısı biliyor ki bu adam devlet memuru bu kadar maaş alıyor. Ben bununla geçineceğim, bununla geçineceğiz, çocuklarımızı büyüteceğiz. Ama şu anda şu şartlarda bütün dünyaya baktığında insanlar bir anda zengin olabiliyor. Bir anda fakir olabiliyor. Yani düşüyor. Bütün her şeyini kaybedebiliyor. Ve bir para unsuru erkeği çabuk bozuyor. Yani sen bugün orta halli bir erkekle de evlensen, 3 gün sonra o adam aniden zengin olup da hayatı değiştiğinde ilk yapacağı iş arabası sonra da karısını değiştirmek oluyor. Annem burada hep şey der, o onun fakirlik karısıymış der. Evet, bu böyledir. Yahu Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim arkadaşlar. Erkekler de belli, kadınlar da. Hatta şu anda erkekler evlenmiyor bile. Görmedin mi evlilik programlarında? Artık ne hale getirmişlerdi yani? Sigortan var mı, bilmem neyin var mı? Kadına soruyor, senin evin var mı falan adam. Madem ki kadın eşitliği diyoruz... E tabii soracak. O zaman erkeklerle eşit isek, o zaman biz de kadın olarak bir erkeğin karşısına geçip zaten şunu diyemeyiz. Araban var mı? Ne kadar gelirin var? Evin var mı? Tabii ki diyemeyiz. Sen istediğinle evlenebilirsin. Ama hep diyorum ki hayat bize masallarda anlatıldığı gibi değil. Şimdi ilişkiler hakkında konuştuk. Genç bir kadın kendinden işte 30 yaş büyük bir erkeğe aşık olduğunda hep kadın suçlanıyor. Çünkü o hep menfaatine göre hareket etmiştir deniyor. Sizce aşkın yaşı var mıdır? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok. Bence aşkın yaşı yok. Ben kendimden 20 yaş, 30 yaş birine de aşık olabilirim. Küçüğe de aşık olur musun? Evet olurum. Yaş fark önemli değil ama acaba kafa uyuşuyor mu? Yani ben hiç öyle biriyle beraber olmadım ama benim hep merak ettiğim hani 40-50 yaşında biri 20 yaşında biriyle çıktığı zaman o kafayı
aileyle nasıl uyumlu olabiliyorlar? Olmuyorlar. Yani biz bile uyumlu olamazken çoğu zaman kendi yaşıtlarımızla. O nasıl oluyor bilmiyorum. O konuda bence biraz güzellik, gençlik. Aşkın yaşı yok da aşkın süresi var çocuklar. Aşkın sadece süresi var. Yani şimdi 20 yaş, 30 yaş büyük bir erkekle beraber olan bir kız, işte adam kendine biraz iyi bakıyorsa ilk 6 ay her şey güzel gidiyor olabilir. Adamın maddi, hadi o adam ayda 3000 lirayla geçiniyor olsun bakayım. Gidiyorlar mı kızlar? Yok. Ben hiç duymadım da. Yani genelde zengin erkeklere mi aşık oluyorlar? İşte örnekleri var önümüzde. Zaten biz kadınlara kötü örnek olan bu kızlar değil mi? İyi yetiştirilmedikleri için. Çünkü parayı araç değil amaç olarak kullanan kadınlar yetiştirmişler. Para da amaç olursa zaten bunun mesleği var. Biz neden o mesleği yapan kadınları öteliyoruz o zaman? Niye onlara tükaka diye bakıyoruz? Bu bir meslek. Dünyanın en eski mesleği. Ve hayatını öyle kazanıyor. Ben de saygı duyuyorum. Ama öbürküler neden belli bir titre altında hanımefendi hanımefendi diye kapılarda karşılanırken öbürküler bütün LGBT üyeleri de buna dahil olmak üzere gidiyorlar, öldürülüyorlar. Neden bu çifte standart? O da insan gibi yaşasın, bu da insan gibi yaşasın. Tamam senin durumu bu, tamam. Seçtiğin de bu. Okey, saygın var. Senin seçimindir bu. Ama burada da bir seçim yapmış bir erkek ya da işte yönelimi olan bir erkek, bir kadın ya da bir hayat var. Niye buna saygı duymuyorsunuz? Da buradakine duyuyorsunuz. Üzerindeki marka diye mi? O yüzden çocuklarımızı yetiştirirken özgür bir birey olarak yetiştirelim derdindeyim yani. İnsanlığı adına. Hani anne ve baba ilişkisi başka. Ama benim kızım bana bugün gelip de dese ki anne ben cinsel yönelimimi farklı kullanacağım. Cinsel yönelimim başka diye ben çocuğumu niye kapının önüne koyayım ya? Daha çok sarar sarmalardım. Ben tek bir şeye karşıyım. Çifte standarda bu ülkedeki ve dünyadaki. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, cinsel yönelimi ya da hayvanlar, dünya üzerinde nefes alan her şeyi güzel sevmeliyiz, güzel korumalıyız, destek olmalıyız. Doğru. Güzel bir mesaj. Peki, yeniden ilişkilere gelecek olursak. Kadınların birbiriyle olan düşmanlığının sebebi erkekler mi? Ve bu erkekleri besliyor mu aslında? Hani anneniz de magazinde böyle problemler yaşadı. Bu aslında erkeği yüceltmiyor mu? Bence erkeklerden çok kadınların kendileriyle alakalı olan bir şey bu. Eğer bir kadın kendiyle mutluysa karşındaki insanla çok uğraşmaz diye düşünüyorum. Erkekler yüzünden kavga etmeyi de çok doğru bulmuyorum. Çünkü dediğiniz gibi erkeği yüceltiyor, bu işte benim için kavga ediyor. Ama bir kadının, bence annem bunu çok önceden söylemişti, hani en büyük düşmanı kadındır diye. Kadınlar nedense birbirleriyle geçinemiyorlar. İşte aynı ortamda çalışıyoruz. İşte benden önce bir yükselmiş bir kadına mesela kabullenemiyor kadınlar. Diyor ki o nasıl yaptı? Hani ben neden yapamadım? Bu da işte insanın kendine olan özgüveni ve özsaygısı, özsevgisiyle alakalı. Magazin programlarında da zaten orada çok yapay bir dünya var. Orada kavga ediliyor, şey yapılıyor ama hayır, benim en çok üzüldüğüm de halkın buna inanması. Evet. Yani halk burada bazen bana öyle mesajlar geliyor ki, geçen gün bir tane mesaj aldım. Anneniz neden bu kadar kötülük yapıyor? Dedim ki dur Gizem, sakin ol. Ben böyle şeylerle çok iyiyimdir. Sakin ol. Açtım, dedim ki öncelikle sizi bu mesajı yazdığım için kınıyorum. Annemi ne kadar tanıyorsunuz ve kötülük yapmış. Sadece çıkıp kendine yapılan bir yanlışı dile getirdiği için. Ve bunu yazan da bir kadın. Kocana sahip çıksaydın diye yazı yazdılar bana. Bu şey mi ya? Hayvan mı yani? Yularını takayım, dur sahip çıkayım bu mandalara, şeylere falan. Böyle bir şey midir adam? Yeşim Hanım, kocama dokunma olayı nedir? Benle hiç alakası yok. 3-4 sene önce Seren Serengil bir tak açtı. Ve bunu da onun işte fanlarıyla beraber. O biliyorsun Twitter'da zaten böyle enteresan bir kelime, bir cümle, bir şey olduğu zaman herkes onu bir anda işte trend topik oldu. Evet. Benimle hiç alakası yok. Ben çünkü asla ve asla bir kadını aşağı ağlayan bir cümle olduğu için öyle bir tak açmam. Kocama dokunma ne demek ya? Zaten dokunmuş dokuna. Ben neyine dokunmayacağım onun? Benim hayatımdaki bir erkek beni aldattığı zaman zaten acısını ondan çıkarıyorum. Ondan da ayrılıyorum, arkamı dönüp gidiyorum. Ama bana bunu yapan kadına da çok teşekkür ederim ya. Sen iyi ki bunu yaptın diye alkışlayamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Bak bundan 2001 yılında ben boşandığımda Ayşe Arman'a bir röportaj vermiştim. Ve o röportajda tüm açık yürekliliğimi Ayşe Arman'a şunu söylemiştim. Şunu anladım dedim. Bir kadının en büyük düşmanı yine bir kadınmış meğerse dedim. Bahsettiğim 2001 ve burada şöyle bir şey yaşadım ben. Perihan Maden'in dahi kitabında şöyle bir başlık okudum. İlk 13 sayfada ben vardım. Erkekler bu kara kuru kadında ne buluyor? Dedim ki Allah Allah ya, ben bu kadın kitaplarını okuyordum ya. Çok düşüncelerimiz aynı zannediyordum. Hatta beni Jack Kennedy bilmem ne, o bir takım kadınlarla bu. Şey, o kadınları saymış hanımefendi. Bak şimdi bir de kadınların yanında o. Beni de oraya koymuş. Ben de hevesli hevesli alıp kitabını okuyacağım. Kendimi gördüm ilk 13 sayfasında. İşte o zaman anladım ve o röportajda söyledim. Yıllar sonra herkes şunu demeye başladı. Kadın kadının kurdudur. Abicim düzeltin onu. Öyle değil o. Bir kadının en büyük düşmanı gün sonunda gene bir kadınmış meğersem. Ben bunu gördüm ve yaşadım.
Feministler size tepki gösteriyor ama. İşte ben feminist bir kadınım ama bana tepki gösteriyorlar. Evet, kadın kadının kurdu değil yurdudur diyorlar. Ben demedim kadın kadının kurdudur ama. Onlar dedi. Niye bana tepki gösteriyorlar? Hepsinden çok daha hala feministim ben. Onlar daha feministliğin F'sini bilmez ki. Yani lütfen herkes açılımını Derni bilsin. Derni kuruldu mu bu kuracağız, arada? Kuracağız. Kuruyorsunuz değil mi? Kadın cinayetleriyle alakalı. Sadece kadın evet, cinayetleri değil. Kadın cinayetleri, erkeklere olan şiddet, hayvanlara olan, çocuklara olan ve bizim farklılığımız şu olsun istedik. İşte gönüllü psikologlar, gönüllü avukatlarla beraber çalışıp bazen genç kızlarımız önceden yazıyor. İlişkide olduk ama işte benim başıma bir şey gelirse bilin ki ben hani benimle alakalı işte bir ilişkim var vesaire. Biz bunları tespit edebilip bir şekilde önlemeye çalışmak. Onun dışında da davalarda bulunmak. Onlar hiç sahipsiz değiller. Kontrol etmek ve bir şekilde basına doğru yansıması aslında çok önemli. Aynen. Artık yeni jenerasyon ilişkilerini Instagram'dan, Tinder vesaire birçok uygulama var. Bu şekilde yaşamaya başladılar. Tinder'ı hiç bilmiyorum. Tinder'da şöyle arkadaşlık şu itmeymiş değil mi? Benim kız arkadaşlarım giriyor da ben hiç girmedim hayatımda. Hiç bilmiyorum. Onları da ifşa etmiş. İfşa etmiş ol. Hemen silelim. Yani bekar kız arkadaşlarım geliyor. Yani onlar daha cesur. Ben çok korkusuz görünüyorum ama kadın erkek ilişkilerinde bu konuda erkeklere hiç güvenmediğim için birisiyle buluşup evine gittiğimde manyak mı sapık mı ne bileyim. Ben yurt dışına denedim valla bir kere. Şaka yapıyorsun. Tabii erkek arkadaşım yoktu artık ne yapayım dedim. Belki bir hani adam akıllı biri gelir yani. Ben nereden bileyim öyle iğrenç bir şey olduğunu ya. Nereden bileyim diye biraz da biliyorsun da işte bilmemek. Hani belki iyisi denk gelir aynen, falan değil mi? Hepimizin ya kendini kandırma şeyi vardır yani. Hani ben belki bulurum falan. Hiç haberim de yok. Allah'ım iyi ki kesmediler seni orada. Gittim, tanıştım zaten. Ertesi gün direkt sildim. Çünkü yani hani insanlar o kadar farklı tanıtıyorlar ki kendilerini orada. Sosyal medyadaki güzellik algısıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi ben mesela olur olmaz çekiyorum. Onun çok tatlı halleri var. İnsanlar da bu hallerini seviyorlar. Ama tabii her kadın gibi herhalde ben çok bakmıyorum ona. Tabii ben de ufak tefek değişiklikler yapıyorum. Olduğum gibi koymuyorum kendimi ama Gizem daha özeniyor ona yani. Hayır yani geçen gün bir fotoğraf koymuş. 13 yaşında halini koymuş sanki. Öyle bir filtre yapmış ki. Hay Allah'ım niye o şeydekiler söyledi diye mi yapıyorsun? Mecbur sebepler de bizim Batu. Ama anne gerçekten öyleydi. Kabul et. Neyi kabul edeceğim? Sen etmiyorum. De yaptın bu filtreyi. Aa, tamam yaptım ama abartılı yapmadım. Bazı foto makyajsız yani, olduklarımda beni yaptım. Öyle çekiyor ki bazen. Sonra da biri bana ayı deyince yani niye ayı diyor? Sen beni öyle çekersen ben de ama sen de en güzel halini koyuyor. Kardeşin bile taklit ediyor yahu seni. Bak tutuyor. Devamlı bir oraya atıyor, bir buraya atıyor, bir oraya atıyor, çekiyor. Olmadı siliyor. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir fotoğraf koyacak 5,5 saat. Çünkü kendinizi beğendirmek için mi koyuyorsunuz? Belki de bu toplumun baskısı olabilir. Ne güzel olmalısın. Yoksa sana bakmazlar. Yoksa seni takip etmezler. Yalan mı? Yok, ben mesela o kadar linç yiyen bir kadın olarak bir şekilde kendimi takip ettirdim. Alnımın akıyla kimsenin satın aldığı gibi almadan neredeyse 2 mecrada da şu anda 1 milyon takipçim var. Güzel kadın olmak tabii güzel. Kadının kendini iyi hissetmesi güzel ama ya da ben artık inanmıyorum sizin gibi bilmiyorum. Bence dış görünüş katıyor bu ülkede. Peki şimdi pişmanlıklara gelmek istiyorum. Annenizin yaptığı evlilikler var. Bir dönemin çok büyük bir medya patronuyla evliydi Hakan Uzan'la. Annenizin o dönemde yaptığı ve ben yapmazdım, ben bu durumu yaşasaydım ben kesinlikle bunu yapmazdım dediğiniz şeyler var mı? Evet. Benim başıma gelseydi ben çıkardım bir programa, ağlardım, mağdur oynardım ve ileride bunun acısını başka şekilde çıkartmazdım. Çünkü annem onu yaptı. İlk başta güçlü durmaya çalıştı. Bir ara bir senelik bir kötü bir vakitte de herkesle kavga etti. Bu sefer annemi yanlış tanıdılar. Kavgacı dediler oldu. Ki bu kadın kavgacı, bu kadın işte herkesle kavga ediyor. Ben. Evet, kavgacıyım ben. Ben hislerimi yaşardım her yerde çünkü onu yapabilecek güce sahiptin o zaman. Bence sen bunu kullanamadın. Yani o dönem anlatamadım çünkü. Bütün televizyon kanalları karşımdaydı. Bankada çalışan, sabah 9 akşam 6 evine gelen bir adamdan boşanmak bile ne kadar zorken artık. Ben koskoca bir dev medyanın patronuyla evlenip ondan sonra arkasını dönüp boşanmaya kalkan bir kadınım. Bunu çok kolay anladılar ya. Bu kadar mı linç? Nasıl kolay görebiliyorsunuz? Adam beni öldürse, kesse kimsenin ruhu duymayacak. 32 yaşındayım. Bir adamı bırakıp gitmeye çalışıyorum. Çocuk yapmamışım. Ne kadar endişelenmişim. Ve sonrasında bütün her yerde kendimi Cumhurbaşkanı'yla yan yana bir gün bir yazımı okudum. Bana o zamanki eşim dedi ki ya sen bu kadar önemli biri misin dedi ya. Bir ana gazetede ben ve Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri yan yanaydı. Bana yapılan hakaretleri koydular utanmadan. Ben biraz da karakterle alakalı bir şey de olabilir bu. Hani benim karakterim daha işte annemin deyimiyle polyanacı, naif. Daha böyle her şeyi duygularıyla yaşayan bir insanım. O daha çok mantık
yürütebilen bir insan ama işte günün sonunda da yalnız kalan. Siz kaybetmiyor musunuz peki? Yani böyle yapmadığınız için. Hani annem böyle yaptığı için kaybetmiyor, günün sonunda yalnız kalan annem diyorsun. Neden kaybetmiyorum biliyor musunuz? Çünkü ben her şeyi sonuna kadar yaşıyorum. Hissettiklerimi de söylüyorum. Ben de yaşıyorum. Yok canım. Ama şöyle ben şu söylemiyorum. Anda söylemiyorsun. Sen geçen gün bana şey dedi, sen ağlayabiliyormuşsun dedi. Düşünsene kızının sana bunu söylediği. Ya içindekiler atın ya atın. Hayat hakikaten zor. Bu kadar da ciddiye almamak gerek bence. İşte olamıyorum. Gizem'e bakıyorum. Çok istiyorum onun gibi olmak. Mesela bir şey yapıyor ve orada gırtlak gırtlağa geleceğimiz bir durumdayız artık. Yani diyorum ki ya yeter ya. Hani 100. seferde söyledim. 100. seferde gene aynısını yaptın. Böyle geliyor iki gülümseyek, iki bıdı 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 geliyor bana arkadan sarılıyor falan. Biçiyor gidiyor. Başkalarına da yapıyor bunu. Arkadaşlarına karışıyor musunuz? Karışırım tabii. Ama bu da çok baskı yaratıyor. Çünkü o sırada sen arkadaşlarına kaçarken diyor ki ya bırak ben göreyim. Ya benim başıma gelsin. Eğer o bana kötülük yapacaksa benim başıma gelsin. Sen koruyamazsın o anda kendini. Neden beni böyle Ceylan gibi şey yapıyorsun ki? Ceylan ne ya? Bunu hani, siz de söylediniz ya. Hayır, ben çok naifim. Naifim evet ama yaşadığım şeyde orada bana kötülük yaptığında mesela görüyorum. Öbür türlü sen görüp şey yine oluyor. Gidip onunla oturuyorsun evet, aynı masaya. Evet sonra yardım etmeye çalışıyorum bir de. Ay. 5 kere aynı kazığı bir insan bir arkadaşından yiyip 6. da gene gidip onunla oturur yahu. Oturuyor sonra da bana patlıyor o kazıklar. Yani. Nasıl sana patlıyor? Geliyorsun ağlıyorsun zırlıyorsun o oluyor bu oluyor. Neler yaşıyoruz biz anneciğim ya. Ne annesi bu kadar da değil artık yani. Bence karşılıklar şey. Güzel bir sohbet oldu. Son olarak kızınıza söylemek istediğiniz şeyleri alalım. Hem yansımalar hem çatışmalar olarak düşünün. Sonra da sizin söylemek istediklerinizi alacağız. Gençliğinde beni çok yordu. Yani ergenlik çağında. Fakat ortaya çok güzel bir genç bir kadın çıktı. Bunun için de çok mutluyum. Ama bir yanı var ki hala kırılması gereken. Yani bu güvenle alakalı karşı tarafa. Onu da bence toparladığı zaman önce kendini korumayı öğrenebilirse sonra yanındakileri korur. Gizem'deki en büyük eksiğin kendini korumayı henüz bilmediğine inanıyorum. Onun haricinde de iyi ki benim kızım. Yine olsun gene aynısını yapardım. Gene olsun gene aynı kavgaları ederdim. Gene olsun gene saçlarını kesmeye çalışırdım. Gene olsun aynı tokadı yine atardım sana. Ve hani gene olsun gene senin için sonuna kadar savaşırdım. Gene olsun gene kollarımı açardım. Annemin çok görmediğim tarafları şimdi görebiliyorum. O yüzden sana söyleyeceğim, hayatı çok ciddiye alma. Hayat çok kısa bence. Yani buradan çıkıp öyle de biliriz Allah korusun ama iyi ki sen benim annemsin. Evet, bazen ben bana çok ilgisizdim. Bazen çok yalnız kaldım. Keşke annem daha çok yanımda olsa. Keşke neden böyle oluyor? Neden bana kızıyor? Neden bu kadar üstümde bu kadar baskı kuruyor dediğim anlar çok oldu. Ama elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ve şu anda da bu arayı da kapattığımızı düşünüyorum. Yani beni yalnız bıraktığım... Evet, kesinlikle kapattık. Artık sana çok güveniyorum. Artık belki sen o kadar güvendiğim için de ilişkilerim daha iyi insanlarla. İyi ki annemsin. Seni çok seviyorum. Başka kimse annem olsun istemezdim. Ben de her zaman Pollyanna kızın olacağım. O yüzden beni de böyle kabul et. Ya gerçekten çok güzeldi. Hepimizin empati kurduğu bir program oldu. Çünkü hepimiz ebeveynlerimizle zaman zaman çatışma yaşıyoruz. Zaman zaman empati kuruyoruz. Anne olunca anlarsın sözü gerçek bu arada Gizem evet. Hanım. Ben de anneyim. Gerçekmiş o. Çok teşekkürler. Biz ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok güzeldi. Çok keyifli bir yayındı bizim için. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bizim için de iyi oldu şu anda. Bugün terapi gibi oldu. Eve gidip karnıyarığı yiyeceksin. Ya evet. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün anne kız kuşak çatışmasını konuştuk. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde yine bomba gibi bir konumuz ve konuklarımız olacak. Hoşçakalın. Süresiz nafakaya neden karşısınız? Biz güçlü kadını savunuyoruz. Erkeğinden nafaka alan değil. Yani sorunun çözümü nafaka kaldırılsın, sorun çözülecek. Böyle bir şey yok. Şu an gerçeklere bakalım. Bugün ülkede öyle erkeğini mağdur eden kadınlar var ki... Bütün kadınlar onurludur. Bütün kadınlar maalesef onurlu değildir Altın Hanım. Saygısızlık etmemek adına susuyorum. Ben sözünüzü kesmedim, siz de benim sözümü kesmeyin. Ayakları yere basan hiçbir kadın kocasından nafaka almak için gayret sarf etmiyor. Ediyor. Etmiyor. Ediyor. Etmiyor. Ediyor.